Evet, hepinize bu sefer Düsseldorf'tan merhaba. Şimdi buraya geldik. En son buraya yazın gelmiştim. 9 Euro'luk biletlerle bir Almanya turuna çıkmıştım. İzlemiş olanlar zaten hatırlarlar. Almanya turundaki o şehirlerden biri de Düsseldorf'tu. Burada 2-3 gün geçirmiştim ve bu çevredeki bölgeleri gezmiştim. Birazcık şehre hakimim. Bugün Bahar ilk kez burada ve kamera arkasında kendisi. O da Düsseldorf için yanıp tutuşuyor. Ama bugün bir başka görevimiz daha var. Burada bir buluşma etkinliği düzenliyoruz ve gerçekten burada çok sevdiğimiz, bizi takip eden insanlar var. İlk kez onlarla bir araya geleceğiz. Bu sebeple de ayrıca heyecanlıyız. Düsseldorf'tan size anlatacağım çok şey var. Hadi güne başlayalım. Evet, Düsseldorf'ta etkinlik yerindeyiz. Burada buluşma etkinliğimiz olacak söylemiş olduğum üzere. Şimdi Bahar da arkada zaten hazırlık yapıyor. Ayşe'yi görüyorsunuz. Ayşe de yine her zamanki gibi etkinliklerimizin destekçisi. Daha önce burada bir etkinlik düzenlememiştik. Bizim için de yenilik olacak. Bakalım nasıl geçecek. Size şöyle ofisi de göstereyim. Burası etkinlik düzenlediğimiz alan. Bayağı geniş, güzel. Az önce burası kapalıydı tabii. Karanlık çıkmış olabilir. Şu an açtık şunları. Evet. Günümüze kavuştuk. Hadi bakalım Düsseldorf. Bekliyoruz. Evet, salon bomboş. Bitirdik etkinliği. İnsanlar gitti. Biz de biraz yorgunuz tabii ki. Yoğun bir enerji harcadık ama gelen insanlar gerçekten çok tatlı, çok keyifli insanlardı. Ben çok eğlendim bugün. Ben de çok eğlendim. Bayağı kalabalıktık. Herhalde 45-50 kişiye yakın insan vardık. Herkes de çok enerjikti. Herkesle birebir sohbet etmeye çalıştık. Bazılarıyla uzun, bazılarıyla kısa oldu. Ama günün sonunda bize de böyle bayram hissini yaşatan güzel bir etkinlik oldu, değil mi? Evet, evet. Yani bayramda zaten böyle buluşmanın olması bence hem bizim açımızdan hem de gelen insanlar açısından iyi oldu sanki. Aynen. Bir boşluğu doldurmaya çalıştık olduğu kadar bile şey. Şimdi de buraları toparlayacağız minik. Sonra artık Düsseldorf'u biraz Düsseldorf gezisi yapacağız değil mi? Düsseldorf mu, Düsseldorf mu? Düsseldorf Almanca, Düsseldorf Türkçe ikisi de olur. Evet, hadi bakalım. Evet, Düsseldorf'ta tanıştığımız arkadaşlarımızdan biri Cem. O zamandır burada yaşıyormuş. 2016'da gelmişsin değil mi? Evet. Biraz kendini tanıtabilir misin bize? Burada ne yapıyorsun? Nasıl göç ettin buraya? Tabii ben bilgisayar mühendisiyim. Buraya iş arama amaçlı geldim. İş arama vizesiyle? İş arama vizesiyle geldim. 6 aylık bir vize. Yani o zaman için öyleydi en azından. Şu an hala böyle mi bilmiyorum. Hala aynı. Sonrasında burada iş buldum ve çalışmaya başladım burada. İşte o zamandan beri de Düsseldorf'ta yaşıyorum. Anladım. Burada Cem bir tane kanalı da var. Bilgisayar mühendisi ya da nasıl diyeyim teknik şeyler üzerine. Tam olarak neler anlatıyorsun? Senin ağzından alalım istersen. Ben hani yazılım alanında aslında front-end geliştiricisiyim. Web sayfalarının ön yüzünü biz yapıyoruz. Onunla ilgili bir kanal açtım. İşte onun üzerine videolarım var. Yani yazılım sektörüne yönelmek isteyenler varsa Cem'in kanalını takip edebilirler. Açıklamada var. Sana o zaman direkt Düsseldorf'la alakalı soru sormak istiyorum. Burada yaşamaktan memnun musun? Çünkü uzun bir zamandır burada bir deneyim sahibisin diye düşünüyorum. Yani genel olarak memnunum. Tabii avantajları var, dezavantajları var. Öncelikle ben hani şöyle anlatayım. Şimdi Türkiye'de büyük bir şehirden geliyorum. İzmirliyim. Tabii İstanbul kadar büyük olmasa da hani İzmir'de Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birisi. Düsseldorf'a geldiğimde hani ilk olarak o farkı hissettim. Burası tabii İzmir'e göre görece çok daha küçük bir yer. O bakımdan biraz belki sosyalleşmek zor olabiliyor. Bir noktadan sonra biraz sıkıcı olabiliyor hani yaşaması. Ama tabii aynı zamanda tam bir Alman kenti ve aynı zamanda bu Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinin de başkenti. Çok düzenli bir şehir. Çok yaşaması pratik.
Bir yerden bir yere gitmek çok kolay. Çok böyle ciddi trafik sorunları vesaire. Yaşam standartları yok. Yüksek bir şehir. Yaşam standartları yüksek, evet. Peki kötü yanları ne? Avantajlarının yanında dezavantajları. Dediğim gibi yani sosyalleşmesi biraz zor ve işte bu tabii şeye de bağlı. İşte hani önceden ben şimdi büyük yerde yaşamaya alışık olduğum için küçük yer bir süre sonra biraz sıkıcı oluyor. Ama onun dışında hani çok ciddi bir dezavantajı aslında yok. Yani güzel bir şehir diyebilirim. Tamam, peki son bir soruyu sorayım. Çok böyle konuyu farklı noktaya taşımadan. Yeni göç etmek isteyen birini Düsseldorf'u önerir misin? Öneririm tabii ki. Yani şöyle, ilk olarak aslında tabii hani yurt dışında yaşamanın zorluklarından birisi ilk geldiğinizde burada pek kimseyi tanımıyorsunuz. O bakımdan belki hani büyük şehirde yaşamanın o yönde belki avantajları olabilir. Ama eğer hani bu çok önemli değilse gelmek isteyen insanlar için, yani ben hani Almanya'da yaşayayım, buranın standartlarına göre bir hayat kurmak istiyorum diyen insanlar için tabii Düsseldorf kesinlikle tavsiye edebilirim. Harika. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, herkese ertesi gün Düsseldorf'tan yeniden merhaba. Etkinlik çok güzel geçti. Gerçekten en keyif aldığım etkinliklerden biri oldu. Daha önce Almanya'nın farklı şehirlerinde de Berlin, Münih, Hamburg gibi yerlerde, hatta Dortmund'da da buluşma etkinlikleri yapmıştık. Sizlerle, yani beni izleyenlerle tanışmak çok keyif veriyor bana. Çünkü herkesin bir göç hikayesi var. Herkesin birbirinden apayrı hikayesi var. Ve bu etkinliklerde buraya taşımış olan arkadaşların hikayelerini birebir duymak beni çok mutlu ediyor. Benim de bu noktada bir katkım olmuşsa ne mutlu bana. Eğer siz de bulunduğunuz şehirde bir etkinlik olmasını istiyorsanız ya da bulunduğunuz şehirde yapacağımız etkinlikleri takip etmek istiyorsanız bizi Serkan Bey'le ya da işte seyahat.hikayeleri hesaplarından Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çünkü çoğunlukla bu etkinlikleri Instagram'dan duyuruyoruz. YouTube'da daha az duyurabiliyoruz. Daha anlık olamayabiliyor ama Instagram'da bir hikayeyi hemen paylaşabiliyorsun. Böyle bir avantajı var. O yüzden takipte kalmanızı öneririm. Şimdi birazcık da Düsseldorf'a dönelim. Düsseldorf'a deneyim. Düsseldorf konuşacağız zaten. Fakat şu da önemli bir konu. Şimdi etkinliğe gelen insanlar bence çok keyifli, çok böyle kaliteli insanlardı. Hepsiyle de tanıştığım için çok mutluyum. Çok farklı hikayelere denk geldim. Yani mesela iş bularak gelmiş olan arkadaşların hikayeleri apayrıydı. İşte burada hemşire olarak gelmiş, denklik süreciyle uğraşan insanların hikayesi çok farklıydı. AVP'yi yapan, yani işte gönüllü olarak çalışan bir arkadaşımız vardı. Onun hikayesi çok farklıydı. Yani keşke bir fırsat olabilseydi. Her biriyle böyle en az 10 dakikalık video çekip sizlerle paylaşabilseydim. Eminim ki gelmek isteyenlere ya da buraya taşınmış olanlar mı bile yani bu hikayeleri dinlemek isteyenlere belki bir fikir, bir şey verirdi, bir yol açabilirdi diye. Paylaşması keyifli olurdu. Çünkü içlerinde iyi tecrübelere sahipti, kötü tecrübelere sahipti birçok arkadaş vardı. Tabii yani sadece aslında gelen insanlar Düsseldorf'ta da yaşamıyorlardı. Kimisi de çevre illerde. Çünkü bu Nordrhein-Westfalen eyaleti, şöyle bir kamerayı da çevireyim. Burası tabii böyle kompakt bir eyalet. Yani Düsseldorf diyorsun, 20 dakika ötesinde başka bir şehir oluyor. 10 dakika ötesinde, yarım saat ötesinde farklı bir şehir oluyor. Ve küçük küçük şehirlerden, kimisi böyle orta büyüklükteki şehirlerden oluşan bir eyalet burası. Ve çevrede de işte Bochum, Dortmund ve buna benzer farklı şehirler var. Oralardan gelen arkadaşlar da vardı. Belçika'dan gelen arkadaşlarımız vardı. O bizi bayağı şaşırttı. Çok da sevindirdi öte yandan da. Sağ olsunlar gelmişler. Tabii bu eyalet Belçika'ya, Hollanda'ya çok yakın. Gelmesi daha kolay ama yine de farklı bir ülkeden gelme hissiyatı bizi mutlu etti. Sağ olsun, herkesin ayağına sağlık. Birazcık da kamerayı çevireyim ki öyle bahar ileride yürüyor. Daha önceki Düsseldorf gezimi belki izlemiş olanlar bilir. Yazın gelmiştim. O zaman Düsseldorf videomu arabanın içinden tüm böyle şehrin önemli yerlerinden geçerek bir araba turuyla süslemek istemiştim. Bence çok keyifli de bir vlog oldu. O noktada Talha sağ olsun, burada yaşayan lokal arkadaşımız bize eşlik etti. Şimdi yürüyerek şehri göstermeye çalışıyorum. Çünkü Düsseldorf gerçekten her iki türde videoyla da bence gösterilmesi gereken bir şehirdi. Evet.
bağırcığımızda köşede durmuş. Sen nasıl buldun Düsseldorf'u? Keyifli. Yağmurlu da olsa yağmura rağmen güzel geziyoruz. Ara sokaklar çok daha güzel, sakin. Eski taraf, yani tarihi taraf biraz daha kalabalık. Özellikle nehrin kenarı kalabalıktı. Şu an böyle güzel güzel geziyoruz. Evet, bir yandan da size seyahatkarlar için video hazırlamaya çalışıyoruz. Orada bağırcığımız çok güzel şekilde şehri de anlatıyor. Bence onu da izlemenizi tavsiye ederim. Eğer ikinci kanalımızdan haberdar değilseniz, ki birçok arkadaşın haberdar olmadığını biliyorum, orayı da takip edebilirsiniz. Seyahat Hikayeleri YouTube'da, Instagram'da da var. Instagram daha bilmiyor ama YouTube birazcık daha böyle geri planda gibi. Orayı da takip etmenizi tavsiye ederim. Düsseldorf gezi videomuz da yakında orada olacak. Sen kendi kanalına hiç seyahat videosu yayınlamayınca bazı arkadaşlar yorumlarda görüyorum şey sanıyorlar. 6 senedir Almanya'dasın, hiç gezmiyorsun, tozmuyorsun, hep öyle yerinden anlatıyorsun diye yorumlarda birkaç kere ben görmüştüm. Tabii seyahat kanalından haberi yok herhalde o öyle yazan insanların. Ama yani... Seyahat kanalına da gerek yok bu arada. Ben kendi kanalımda da bayağı şehir gezdim herhalde. Evet. Düsseldorf'ta o gezdiğin güzel şehirlerden biriydi. Ama neyse, seyahatlerimizi seyahat hikayelerini anlatıyoruz. Evet, bu bir tercih mevzusu. Daha çok diğer tarafa gezi, seyahat üzerine videolar çekerken kendi kanalımda Almanya konusu etrafında ya da yurt dışında yaşam etrafında takılarak videolar üretmeye çalışıyorum. Bu bir tercih mevzusu yani. Şu an Königsallee'ye yürüyoruz bu arada. Bayağı şehrin göbeği, lüks merkezi ve pazar sakinliğinde de güzel geçiyor. Evet. Evet, trenimize bindik. Düsseldorf gezimiz bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Seyahat videosunu Seyahat Hikayeleri kanalımıza, yani ikinci kanalımıza yayınlayacağız. Bu videoda da ben birazcık daha size yurt dışında yaşam perspektifiyle Düsseldorf'u göstermeye çalıştım. Bu benim ikinci Düsseldorf videomdu. İlkinde izlemenizi tavsiye ederim. Orada burada yaşamış olan Taha arkadaşımız eşlik ediyor. Birazcık böyle güzel bir tur yapıyoruz onunla. Onun dışında bu videoyla ilgili fikirleriniz varsa, Düsseldorf'la ilgili söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler varsa kesinlikle aşağı yorumlarınızı bekliyorum. İlk izlediyseniz de kanalımda Almanya üzerine deneyim ve gözlemlemi paylaşıyorum. Abone olarak bütün videoları takip edebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.